Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ön ad yani sıfat değildir? Öncelikle şuraya bakalım. İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. İsimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar gibi soruların yanıtı olan ifadelere ise belirtme sıfatı denir arkadaşlar. Ayrıca isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Belirtisiz isim tamlaması iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bunu sıfatla karıştırmamak gerekir. Şimdi ifadelere bakalım. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde. Kentlerinde sözcüğü bir isim, ismin bulunma hali ekini almış. Buna isim dedik. Hangi kentler? Çeşitli hangi sorusuyla bulduğum bu sözcüğe sıfat diyorum. Bunu geçiyorum. Spor derneklerinde. Derneklerinde sözcüğü de bir isim. Arkadaşlar buna bir soru soruyorum. Ne derneklerinde? Spor Burası bir belirtisiz isim tamlaması oldu. Çünkü isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını buldurur demiştik. Dolayısıyla burada derneklerinde sözcüğü de isim, spor sözcüğü de isim oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız da B seçeneği oldu arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Konuşulan dil. Dil isim, nasıl dil? Konuşulan. Dolayısıyla burası bir sıfat oldu. Birçok spor derneğinde spor derneği belirtisiz isim tamlaması yani burası bir isim grubu kaç spor derneği birçok bu bir belgisiz sıfat yani belirtme sıfatı dolayısıyla bunu da geçtik arkadaşlar. Zihinsel ya da bedensel engeli olan engel burada isim hemen sorumu soruyorum nasıl engel bedensel nasıl engel zihinsel Bunların ikisi de ne oldu? Sıfat yani birden çok sıfat bir ismi nitelemiş oldu. Dolayısıyla beşinci sözcüye de sıfat dedik. Bizim cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar.